Eldeki bir kuş, ağaçtaki iki kuşa bedeldir. Utanç, ruhunuzu yiyen bir duygudur. Çoğu insan, kendi varoluşuna hayret etmekten bile acizdir. Sevginin bittiği yerde, güç savaşları, şiddet ve terör başlar. Ben başıma gelen şeyler değilim, ben olmayı seçtiğim kişiyim. Bilinçli aklın subjektifliğine karşılık, bilinç dışı objektiftir. Bir ailenin en büyük trajedisi, anne ve babanın yaşanmamış hayatlarıdır. Bana değil, kendine ait ol. En iyi öğretmen örnektir. Büyü balta girmemiş ormanın bilimidir. Aşırılık yalnızca insana özgüdür. Kendini ezdin, parçaladın ama aşamadın. Bilinç, var olmanın ön koşuldur. Kıskançlığın özünde sevgisizlik yatar. Dışarıda arama, gerçek insanın içindedir. Sen ruhunda gereksinim duyduğun şeyin kölesisin. En yüksek için uğraşan, en derini bulur. Bir insan diğerlerinden daha çok şey biliyorsa yalnızlaşır. Hayatın anlamı olan şeylerin en küçüğü, ona sahip olmayan en büyük şeylerden daha değerlidir. İçsel bir durum bilinçli hale getirilmediğinde dışarıdan kader olarak görünür. Tanrı'ya bağlanmayan bir birey, dünyanın fiziksel ve ahlaki kışkırtıcılığına kendi kaynakları ile direnemez. Rüyalarımız her gece kendi çaplarında felsefe yaparlar. Düşünmek çok zordur. Bu yüzden çoğu insan yargılamayı seçer. Arada sırada kurallar çiğnenmese, dünya ne sıkıcı bir yer olurdu. Bir düşünürü bir düşünceyle vuramazsınız. Sadece duyguyla vurursunuz. Otoritenin gücü ne kadar artarsa birey o kadar zayıflar ve çaresizleşir. Ağaçlar en güçlü köklerini göğe uzatmazlar. Tersine toprağın derinliklerine gizlerler. Kusursuz bir sessizliğin tadını çıkarıyorum. Deliliğin sorunu çok derin olması. Hayat gerçekten 40'ından sonra başlar. O zamana kadar sadece araştırma yapıyorsundur. İşte ölümsüzlüğe inanmamak için en inandırıcı neden karşımızda. Tüm bu insanlar ölümsüz olmak istiyor. Başkasında mücadele ettiğimiz şey genellikle bizim kendi kötü yönümüzdür. Kesin olan tek şey zamana bağlı olmaksızın aynı öykülerin dünyanın neresinde olursa olsun sürekli yinelendiğiydi. İnsanların kendi sözlerine nedenle kapıldıklarını görmek inanılacak şey değil. Sözlerinin her birinin ardında bir gerçeklik yattığını sanırlar. İnsan muazzam işler başardı. Ama bunun karşılığında dünyanın uçurumunu derinleştirdi. İnsan nerede duracak, durabilecek?
Sorumluluğu benim yüklenmem gerekli. Çünkü kaderim benim elimde. Yan yana toplanan milyonlarca sıfır maalesef bir etmez. Bizi ilgilendirmeyen konulara dikkatimizi yoğunlaştırmaya uğraşırsak, ne kadar kısa sürede odaklanma gücümüzün azaldığını görebiliriz. Anlamsızlığın, yaşamı dolu dolu yaşamayı engellediği için hastalıktan farkı yoktur. Birçok şeyi, hatta belki de her şeyi dayanılır hale getiren anlamdır. Tıpkı dünyanın kendi gördüğümüz gibi olduğunu düşünmemiz gibi, insanların da onları hayal ettiğimiz gibi olduklarını düşünürüz. Bilimsel olarak değerlendirildiğinde birey kendini sonsuza değin tekrarlayan bir birim, hatta alfabenin bir harfiyle adlandırılabilecek bir şeydir. Cehennemde şeytanın ruhlara nasıl işkence ettiğini biliyor musun? Hayır deyince şöyle bir yanıt verdi. Onları bekletir. İnsani bir ilişki, daha ziyade mükemmel olmamaya, zayıf, çaresiz ve desteğe muhtaç olmaya dayanır. Bağımlılığın bizzat temelini ve itici gücünü oluşturan budur. Kusursuz olanın başkasına ihtiyacı yoktur ama zayıf olanın vardır. Çünkü o kendisine bir destek arar ve partnerini daha aşağı bir konuma düşürür. Biraz yanlış davranmak bize daha bir rahatlık sağlar. Bunun da nedeni mükemmellik denen şeyden yoksunluğumuzdur. Hintliler bir tapınak yaptırdı mı bir köşesine bitirmeden bırakır. Depresyon siyahlı bir kadın gibidir. Eğer ortaya çıkarsa onu uzaklaştırmayın. Onu içeri davet edin, ona bir koltuk teklif edin. Ona bir misafir gibi davranın ve ne söylemek istediğini dinleyin. Bildiğiniz gibi tabiat, yüksek bir zekaya aynı zamanda ruh yeteneği de verecek kadar cömert değildir. Bir yetenek kusursuz bir biçimde var ise bu, genellikle diğer yeteneklerin pahasına gelişmiştir. En iyi koşullarda birbirinin önüne çıkan akıl ile duygu arasındaki zıtlık, İnsan psişesinin tarihinde acı dolu bir sayfadır. Kalabalık ne kadar büyük olursa bireyin önemi o kadar azalır. Ama eğer birey kendi zayıflık ve yetersizlik duygusu altında ezilerek yaşamının anlamını yitirdiğini hissederse ki bu anlam kamu refahı ve yüksek yaşam standartları ile zaten benzer değildir, o zaman çoktan devletin köleliği yoluna girmiş ve bilmeden ve istenmeden devletin kulu olmuştur. Yalnızlık insanın çevresinde insan olmaması demek değildir. İnsan kendisini önemsediği şeyleri başkalarına ulaştıramadığı ya da başkalarını olanaksız bulduğu bazı görüşlere sahip olduğu zaman kendisini yalnız hisseder. Giden kişiye tutunmayın. Aksi halde gelen kişiyle tanışamazsınız.